Selamünaleyküm. Tekrar huzurlarınızdayım. Ben Sema04. Instagram sayfam, YouTube kanalım Sema04 Sema. Nasılsınız hanımlar? İnşallah herkes iyidir. Tekrar geldim huzurlarınıza. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Destekleyenler için Allah razı olsun. Herkes destekçi, herkes takipçilerimiz. Böyle övgüler, güzel mesajlar yazılınca insanın hoşuna gidiyor. Hepinize tek tek minnettarım ve teşekkür ediyorum. Sayfama, kanalıma renk katıyorsunuz, değer veriyorsunuz, değer katıyorsunuz. İnanın her bir harfiniz benim için çok değerli. Bunu iyi bilin. Ben şimdi size bunun motifini, yapılışını anlatmıştım ve eklemesini anlatmıştım. Belki anlamayan olur diye son motifimizi beraber ekleyelim diye tekrar huzurlarınızdayız. Sonra şu etek kısmını anlatacağım. Hadi Bismillah diyelim. Bakın son motifimiz şurada bir ara kaldı. Bu acemiler için bayağı bir zor iş. Ben en azından ben acemiyken çok zorlanıyordum. Belki siz zorlanmazsınız. Şimdi şu üçe üç zincir buradan, üç zincir buradan, üç tane de burada kaldı bakın. 6-9 zincirimiz kalmış olacak bu arada. Son motifimizin birleşme yeri bu. Motifimizde dediğim gibi 8 zincir çekip 12 yuvadan oluşan bir motif yapıyoruz. 5'er tane fıstık yapıyoruz. 6 zincir şu aralarda çekiyoruz. Hepsi bu. Çok kolay. Şimdi bunun eklemesini yapacağız. Son motifimizin eklemesinde 4 tane fıstık yaptım ben. 4 tane fıstıktan sonra 3'er 3'er şimdi tekrar ekleyeceğiz bunu. Tekrar şöyle burası elbisemizin ters yüzü. Ben ters yüzünden ekliyorum. Motifimizi aldık elimize. 1, 2, 3. zincirden işlem şu. Bakın. Kıyın üzerine almadan 3 zincir çekip buraya battık. 1, 2, 3 zincir çektik ve aşağı iniyoruz. Bakın şu fıstıkların içini dolduracağız. Şimdi bunları tek tek dolduralım. Şu fıstıkları eşit yapmaya çalışın. Eşit yapmazsanız bir de gergin yapın. Eşit yapmazsanız motifleriniz düzgün durmaz. Yani iplikler kabarık durur. O da sizin şevkinizi kırar, hevesinizi kaçırır. Benimki niye böyle güzel durmuyor, düzgün durmuyor diye. Ha benim yaptığım düzgün mü duruyor? O da tartışılır. 2, 3 zincir çektik. Tekrar aşağı indik. 2, 3, 4 ve 5. Bakın tekrar anlamayanlar için şu parmağınızdan gelen ipin ucunu şu iki parmağınızla bak şu iki parmağınızla tutun ki fıstık toplanmasın. Onun içine batarak şöyle hepsini birlikte çekin ve sıkıştırın. 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar şu zincirin içine batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar motifimize indik. 5 tane dolgu yapacağız. Hanımlar konuşurken sayamaya biliyorum. 1, 2, 3 zincir ve şuraya geçiyoruz. Bakın şu motifimize geçiyoruz. Burada biz 3 motifi birbirine ekliyoruz. Ve son motifimiz. Yani elbisemizin bedeni birleşiyor artık. 5. Yani benim elime bakıp saymayın. Beşer tane sayın. Ben hem konuşup hem bir tane fazla ya da bir tane eksik de yapabilirim. 3. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar parmağımızdan gelen ipi tutarak içine tığın üzerine almadan batıp sıkıştırıp 3 zincir çekerek ekleyeceğimiz motife geçiyoruz.
Tekrar aşağı iniyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Son motifimiz elbisemizin 1, 2 ve 3. Bakın son motife geçtik. 1, 2 ve 3. Tekrar 2, 3, 4. Yanlış yaptım. 4. 5'er tane yani. Bayanlar çok da kolay değil. Hani böyle videolar bizler hazırlıyoruz ya da arkadaşlar hazırlayıp bizlere sunuyorlar. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yani onların sayesinde öğrendik biz bunları. Videoyu çekmek için inanın çok zaman harcamanız gerekiyor. Hemen direkt anlatıyorsunuz, işte anlatamıyorsunuz. Arada bir diliniz kayıyor, yanlış yapabiliyorsunuz. Söküyorsunuz. Tekrar bakın bitti. Bitince şu tepeye, motiflerimizdeki işlem bu. Şu tepeye kaydırmayla birleştirip bir iki zincir çekerek makasın iki zincir çekerek ipimizi bakın şöyle biraz uzun kesin. Şöyle biraz uzun kesin ki bunu içine saklayacağız. Yani ben bunu da bakın bu zincirden, zincirin içinden böyle örerek örerek saklıyorum. Sonra ucunu kesiyorum. Ve elbisemizin halkası bitti bakın. Elbisemizin halkası bitti. Şimdi sıra geldi bu elbisenin eteğini yapmaya. Ben eteğini başladım. Ama şu anda ters yüzden motifleri ekledik ya. Şimdi elbisemizi düz tarafına çeviriyoruz. Bakın düz tarafına çevirdik. Elbisemiz düz tarafına çevrildi. Ve şöyle ben sırayı epey bir yaptım. Şu iki motif de size göstereceğim. Bakın şöyle kutucuklar yaptım. Motiflerin üzerine. Her motifin üzerine 6 tane kutucuk olacak hanımlar bakın. Her motifin üzerinde 6 tane kutucuk olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kutucuk olacak. Nasıl olacak o kutucuklar? Şimdi şu aradayız değil mi? İki motifin aradayız. Bakın şu fıstığın tepesine batmışım. 2 zincir çekerek. Bu arada da 3 zincir çekerek şuradaki fıstığın tepesine batacağız. Tığımızın üzerine alıp fıstığın tepesine batıp 2 kere de çekeceğiz. 1, 2 tane çekeceğiz. Direkt şu ipin içine. Bu bizim motifimizin eteği oluyor. Yani bedeni yapmaya başladık artık. 1, 2 zincir çekip şu fıstığın tepesine batacağız. 1, 2 zincir çekip şu zincirin direkt içine batacağız. 1, 2. Yani 2 zincirle bir boş yuvaya bir fıstığın tepesine batarak toplam 6 tane kutucuk oluşacak her motifin üzerinde. Ha eliniz gevşekse eğer, bakın geldik tekrar iki motifin birleştiği yere. Burada 1, 2, 3, 4 tane de çekebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa, baktığınız ki hani beden toplanıyor. Şu kısım toplanıyorsa eğer, bakın şu kısım eğer baktığınız ki toplanıyor. Şu motiflerin ikisinin arasında şurada 4 zincir çekebilirsiniz. Ben 3 zincir çektim. Elim biraz gevşek benim. Şimdi bedenin şu kısmını oluşturacağız. Bakın şurayı etek kısmına doğru yapacağız. Orayı göstereceğim size. Tekrar yani başlangıç bu. Motiflerin üzerine başlangıç bu. 2 zincir çekerek boşluğa. 1, 2 zincir çekerek fıstığın tepesine. 1, 2 zincir çekerek boşluk. 1, 2 fıstığın tepesine. Yani tığın üzerine alıp iki kere de çektiğimiz bir işlem yapıyoruz burada. 1, 2 boşluk, 1, 2 tepeye bakın. Burası bizim birleştirme yerimiz. Buradan başlamıştım. Burası bizim birleştirme yerimiz. Şimdi bunu tığın üzerine aldım. Bunu buradan aynı yine tepeye batarak
şöyle sık iğneyle sıkılaştırıyoruz. Şu iplerin ucuna bakmayın siz hanımlar. Bunlar sonra temizleyeceğiz. Şuna bakmayın. Bura bizim başlangıç yerimiz. Şimdi bu şekilde her motifin tepesine 6'şar tane kare yuva yaparak 2 zincirle arada 3 zincirle yapıp dolanıp geliyoruz. Bakın dolandık geldik. Şimdi tekrar benim öbür elbisedeki file yapmıştım ben. Ben bunu file yapmayı istemiyorum. Bunda dolgulu bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunu da şu anda yanımda yok ama hep birlikte yapalım. İnşallah güzel olacak. Şimdi başlangıcımızda 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tığın üzerine aldık. Şurada ip vardı ya uç. O uçu da şöyle şu zincirin hizasına tutalım. Üstünü örelim bunun. Bakın. 1, 2 ve 3. 3 tane doldum. Bakalım şimdi eğer 3 tane geniş olursa ben bunu 2'ye indireceğim. 1, 2 zincir çektim. Tekrar bu yuvaya geçtim. 6'şer tane yuva vardı ya motiflerin üzerinde. Ben bunu yaptım. Güzel oldu. Ama şu anda sizin huzurlarınızda bitmişi yok. Elimde 1, 2 zincir çektim. 3 dolgu yaparak devam edelim. Bakın. Şu şekilde yapmayı istiyorum. 1, 2 zincir çektim. 3 dolgu yaptım. Yani tığın üzerine alıp 2 kere de çektiğimiz bir teknik. 1, 2 ve 3. Şimdi eğer sizin eliniz bolsa, bak bakın benim elim biraz sıkı ama şöyle bir deneyeyim. Bakın motifin başına kadar geleyim. Eğer bol olursa ben bunu ne yapacağım? 2 dolguya indireceğim. Şimdi geçişi yapalım. Şu motife geçişi yapayım. 2 dolguya indireceğim ben bunu. Zincir çekmeyi unuttum bu arada. 2 2 3 1 2 2 ve 3. 1, 2. 2 ve 3. Şimdi bakalım. Şimdi bakın. Ben 3'er doldurdum ama hemen bolanlaştı. Onun için normalde ben bunu file yapmıştım kızlar. Şimdi bunu denemek istiyordum. Ve olmadı, hoşuma gitmedi. Demek ki 2'şer tane doldurmam gerekiyor. Kusuruma bakmayın. Sizin huzurunuzda denediğim için özür diliyorum. Normalde ben file yapmıştım bunu. Fileyi nasıl yapmıştım? Aynen yine böyle. 2 zincir çekip şuraya batıyorsun. 2 zincir çekip buraya batıyorsun. Böylece file olarak gidiyor. Ama şöyle 1, 2 zincir çekip 2'şer tane dolacağım. Hadi bakalım inşallah hatamı affedersiniz. Hepimiz bayanız. Böyle yapmak istedim. Sanki böyle daha bir dolgun durur gibi geldi bana. 2 zincir çekip bu yuvalara 2'şer tane dolgu yaparak gitmeyi istiyoruz. Bakalım böyle daha güzel olacak. 1, 2 zamanınızı aldığım için hakkınızı helal edin. Keşke önceden deneseydim, sonra anlatmaya başlasaydım. 1 ve 2. Şimdi hızlı yapıyorum ki hanımlar. 2 motifin üzerini yapayım. Eğer hoş olursa böyle devam edelim. Bence hoş olacak. Yok, güzel durmazsa aynı benim Instagram sayfamda bu elbise file olarak yapar gideriz. Yani örgü yapanlar onu zaten biliyor. Filenin nasıl yapıldığını. İster zincirlerin tepesine bat, ister zincirlerin aynen böyle direkt içine bat. Her şekilde file oluşuyor. 2 zincir şu aradaki bakın. 3 zincir çekmiştik ya onun üzerine de yine. Aynen böyle 2. Bakalım ne olacak. Olsun.